Terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye'nin önceliklerini, hassasiyetlerini ve haklı beklentilerini müttefiklerimizin dikkatine sunuyor. Amerika Birleşmiş Ştatları terror təşkilatlarına verdiği desteği sonlandırmalıdır. Bunu dünən Brüsseldə NATO liderlər zirvəsi çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, ABŞ lideri Joe Biden arasında təkbətək görüşdən sonra mətbuata açıqlamasında bildirib. Amerika Birleşmiş Ştatları YPG PKK'ya olan dəstəyinə son qoymalıdır. Biden'lə görüşümüzdə bunu açıqca ifadə etdim, deyə Prezident qeyd edib. Ancaq burada üzülerek bir hususun altını çizmek istiyorum. Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist, kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Böyle ikircikli bir tavrın terörü yok edemeyeceği, bilakis terör örgütlerine cesaret vereceği açıktır. Bir terör örgütü eliyle diğerinin yok edilemeyeceği de ortaya çıkmıştır. DAEŞ tehdidinin yeni isimler altında varlığını sürdürmesi, terörle mücadelede rehavet ve çifte standardın yeri olmadığını göstermiştir. Türkiye, DAEŞ belasına karşı göğüs göğüse mücadele etmiş, Suriye'nin güneyinden bu örgütün sökülüp atılmasını sağlamış tek NATO müttefikidir. Sınır ötesi operasyonlarımız sayesinde 8200 kilometre kareden fazla alanı terörden arındırdık. İdlib'de tesis ettiğimiz güven atmosferiyle yeni bir insani trajedinin ve büyük bir göç dalgasının önüne geçti. Son günlerde İdlib'e yönelik hem rejim hem PKK YPG kaynaklı saldırıların yoğunlaşması bu bölgeyi tekrar kaosa sürüklemeyi amaçlamaktadır. Cumartesi günü İdlib'deki Şifa Hastanesi'ni hedef alan YPG-PYD terör örgütü 14 masumu katletmiş, 32 sivili de yaralamıştır. Sadece bu terör eylemi bile müttefik silahlarıyla donatılan, yöneticileri kimi ülkelerde kırmızı halılarda ağırlanan bu örgütün kanlı, kirli ve çirkin yüzünü göstermeye kafidir. Gerek zirve hitabımızda, gerekse ikili görüşmelerimizde PYD PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdim. Terör örgütleriyle mücadelemizin yanı sıra Suriye'nin bir terörist yetiştirme kampına dönüşmesinin de önüne geçmeye çalıştık.